Real TV Amerika'dan haber verir. Amerika borsaları dalgalı bir günün ardından kapanışta yükseldi. Tabii bunda Fed Başkanı Jerome Powell'ın Merkez Bankası'nın 120 milyar dolarlık aylık tahvil alımını durdurmak için çok erken olduğu şeklinde ki yorumları da etkili oldu diyebiliriz. Bununla birlikte Amerika Merkez Bankası bu yıl koronavirüs salgını hız keserken Amerika ekonomisinin hızlı büyümesini de öngörüyor. İşte Fed Başkanı Jerome Powell, federal hükümetin ve Merkez Bankası'nın agresif desteği sayesinde salgının en kötü ekonomisi sonuçlarının engellenmiş olduğunu da belirtti. Ayrıca Powell ekonomideki olumlu gidişin Fed'in ekonomiye desteğini çekeceği anlamına gelmediğini de kaydetti. Amerika pandemi öncesine göre hala 9 milyon 500 bin istihdam eksikliğine sahip ve enflasyon Fed'in hedefinin altında seyrediyor. İşte Fed gecelik gösterge faiz oranını da %0 ile 0,25 arasında tutmaya karar verdi. Yıl bazında baktığımızda ise Amerika Merkez Bankası'nın bu yılki ekonomik büyüme tahmini %6,5. Bunun 1984'ten bu yana gayri safi yurt içi hasılada görülen en büyük yıllık sıçrama olacağı da söyleniyor. Ayrıca geçen yılın Aralık ayında yapılan büyüme tahmini %4,2, işsizlik tahmini ise %5'ti. Fed'in tahminine göre işsizliğin de yıl sonuna kadar %4,5'e düşmesi bekleniyor. Enflasyon hızının ise bu yıl Fed'in %2 hedefini geçerek yıl sonuna kadar %2,4'e çıkması, 2022'de ise yeniden düşmesi bekleniyor. Ancak Merkez Bankası gelecek birkaç yılda hedef faiz oranını sıfıra yakın tutma konusundaki sözünü de tekrarladı bugün. Amerika'daki son gelişmeleri aktardık. Özlem Şen Yaşar, Real TV, Washington.